Bir daha sağlam dur. Gönderme. Gönderme. Ben uzaylı durmaz ya. Çoluk çocuğumu yola yola düşünmek isterim. Ama durmaz abi. Yaşındaki atipik AVNRT'li çarpıntısı olan presenkop senkop geçiren bir hastamız Çemişgezek'ten gelmişti, bize müracaat etmişti. Müracaat ettiğinde kalp hızı 180 ila 200 arasında atıyordu. Gerekli müdahaleyi yapıp kalbinin atımlarını normale getirdikten sonra hastaya EPS işlemi ve ablasyon işlemi dediğimiz kalbin elektriki sisteminde kaçak oluyor. Bu kaçakları yakma şeklinde tedavisi planladık. Dolayısıyla bu planlamadan sonra aritmi kliniğimizde EPS işlemini aldık. Hasta 105 yaşındaydı. Aritmi hastasıydı ve hastaya doçent doktor Orhan Doğdu Bey ile beraber yaptığımız atipik AVNRT'ye başarılı işlem sonrasında hastanın bütün çarpıntı problemlerini çözmüş olduk. 5 yaşındaki hasta bize çarpıntı şikayetiyle gelmişti. Hastaya EPS ve ablasyon işlemi için laboratuvara aldık. Biraz önce belirttiği gibi supraventriküler taşikardi dediğimiz gruptan atipik AVNRT ablasyon yaptık ve başarılı bir şekilde hastamızı taburcu ettik. Buradaki aslında fark şu, hastanın yaşlı olmasından dolayı anatomik dezavantajlar var. Anatomik dezavantajlar biraz uğraştırdı ama sonuçta başarılı bir işlem yaptık. Şikayetim benim işte bir baş dönmeden bir gril geldi bana. He. Anından... Ne oldu? Kalbin nasıl atıyordu? Kalbim birdenbire durur gibi oldu. Böyle sonra çok hızlı atıyor muydu böyle? Bir titreme geldi bana. He. Gözlerin karardı. Kalbi, düştün mü? Düşmedim. Düşmedim. Torunum yanımdaydı. O birden tuttu bile seni. O dedi ki ben de Allah'ın işleyen, ben dedim dur geçer. Çocuk yine de o okuyan işte lisedeki torunum işlemiş. Oradaki işte hastanemizin elemanları hemen can kurtaranları geldi. Getirdi hastaneye getirdi. Ne kadar atıyormuş kalbin? Hızlı atıyor muymuş? Hoca bana kaç dedi ki, oradaki beni sevk eden hoca dedi. Kaç atıyor? Senin kalbin dedi, senin tansiyonun güzel, her şeyin güzel. Kalbinde dedi bir çarpıntı var. Hı hı. Onu dedi seni hemen Elazığ'a gönderdi. 200 atıyormuş o zaman kalbi. Evet. Durmak üzereymiş. Evet. Durmak üzereymiş. Ritim bozukluğu olmuş sende. Biliyorsun evet, değil mi bunları? Tamam, bunları biliyormuş. Biliyorum. Ondan sonra hemen beni yolladı. Şefkatli ellerimize geldin. Ağrın oldu. Çok uzun sürdü mü? Yok, yalnız son işte artık beni çıkaracakları zaman, hani yaktıkları zaman hafif bir ağrı oldu, sızı sanki, gibi. Sanki çıkar yukarıda mı? Doktor yazdı demiyorsa. İlaçları yazarsa. Yazdı. Yazdı. İlaçları yazdı. Yürürüm ben, yürürüm. Evet. Korkmayın. Korkmayın. Tamam, ben daha çok iyiyim. Daha çok yıllar yaşayacağım. İnşallah. Allah.